konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz kitapta İsrailoğullarına şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak ve açık zorbalıklar yapacaksınız. Onlardan birincisinin vadesi geldiğinde kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırırlar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdür. Birçok tefsirci, ayetin bu ihbarını İslam öncesi devirlerde Yahudilerin yaptıkları fesat ve uğradıkları hezimete hamlederek ona göre mana vermişlerdir. Kuşkusuz Kur'an'ın ifadelerinde geçmişe yapılan işaretlerin geleceğe ait işaretleri de barındırmasına engel değildir. Ayette geleceğe yönelik işaretleri barındırdığını gösteren ipuçları vardır. Mesela 5. ayette geçmekte olan izah, Arapçada zarf edatı olarak kullanılan bir kelimedir ve olayın gelecekte gerçekleşeceği delalet eder. Nitekim Nas suresindeki izada aynı anlamda kullanılmıştır. Aynı şekilde 4. ayette yer almakta olan le tufsidunne ve le talunne fiilleri gelecek zamana ait kiplerdir. Bu fiillerin başında bulunan le, Arap gramerinde başında bulunduğu gelecek zaman kipini pekiştirmek için kullanılır. Öyleyse ayette yer alan ve geleceğe ait olan bu kelimelerin varlığı Yahudilerin çıkaracakları fesadın daha gelmemiş olup ayetlerin nuzulünden sonra gelecek bir zaman diliminde gerçekleşeceğini düşünmek ve özellikle Kur'an'ın verdiği bu gibi haberleri tarihin tekerrür prensibi çerçevesinde değerlendirmek isabetli bir yaklaşımdır. Bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki Yahudiler İslam'ın Mekke döneminden sonra fitne ve fesat çıkaracaklar ancak vakti geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kullarım dediği Müslümanlarla bu ateş söndürülecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak bütün diyarları İslam'ın kontrolüne girecektir. Nitekim aynen böyle olmuş, Mekke dönemi, Medine hicreti ve sonra gelişen olaylarla Yahudiler çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından mağlup edilmişler ve Medine, Hayber, Teyma gibi bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek buralardan kovulmuşlardır. Yani İsra 17:5 ayetindeki vaat gerçekleşmiş ve Yahudiler ikinci fesatlarına kadar bu bölgelerde aktif olarak barınma şanslarını kaybetmişlerdir. İkinci fesat ve hezimetlerini anlatan ayetlerin meali de şöyledir. Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz. Mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaşçılarınızın sayısını artıracağız. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken sonraki taşkınlığınızın vakti geldiğinde kederinizden suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler diye başınıza düşmanlarınızı musallat edeceğiz. Bu ayette Cenab-ı Hak Yahudilerin bu defa aynı bölgelerde bir gün tekrar hakimiyet şeklinin bir devlet tarzında olacağını da haber vermektedir. Zira ayetin metninde geçen kerre kelimesi Arapçada zafer, galibiyet, devlet ve hakimiyet manalarında kullanılır. Nitekim İslam'ın ilk devirlerinden sonra, birinci fesattan sonra 1948'lere kadar önemli bir Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail devleti kurmasıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler hakimiyeti tesis ederek bu bölgeyi elde etmişlerdir. Şayet birinci fesat zamanını tefsirlerde geçtiği üzere eskiden olmuş kabul etsek bile bu ikinci fesadı şimdiki duruma tatbik etmek çok münasip görülmektedir. Buna göre her iki olay da Filistin'de gerçekleşmiş oluyor. İlk fesat ve bozgunculuk sonucunda maruz kaldıkları felaket, M.Ö. 598'de Babil Kralı Buhtun Nasr'ın Kudüs'ü ve Beytül Makdis'i yerle bir etmesiyle gerçekleşmiştir. Buhtun Nasr, İsrailoğullarını Filistin'den çıkarıp çeşitli ülkelere sürmüştür. İkinci hezimetleri ise inşallah yakındır. Çünkü ayette gelecek felaketten önce yapacakları bozgunculuğun bütün unsurları ifade edildiği gibi gerçekleşmiştir. Şöyle ki Siyonistler, Batı'nın süper güçlerinin desteğiyle Suni bir devleti 1948'de Filistin topraklarını işgal ederek o topraklar üzerine kurdu. 3 milyon kadar Filistinli Müslümanı yurtlarından kovup 60 yıldan beri İslam dünyasını kana ve ateşe verdi. Bu açıdan bakıldığında bu ayet, mazlum Müslümanların haklarını alıp vatanlarına kavuşacaklarına bir işaret sayılabilir.
Yahudilerin bir gün galip gelerek yeniden devlet kuracaklarını bizlere bildirildiği İsra 6. ayetten sonra gelen İsra 7. ayette de bu devlet zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların ilk defa olduğu gibi tekrar Mescid-i Aksa'ya girerek Yahudileri cezalandıracağı ve onların yüz atlarının çok kötü bir hale geleceği bizlere müjdelenmektedir. Dikkat edilirse Müslümanların tekrar Mescid-i Aksa'ya gireceği ifadesinde mescidin Yahudilerin işgalinde olacağı da anlatılmak istenmiştir. Nitekim Mescid-i Aksa 1967 yılında Yahudilerin eline geçmiştir. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam buyuruyor: Müslümanlar Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları kırıp mahvedecekler. Öyle ki Yahudilerden bir kimse bir ağaç veya bir taşın arkasına saklanacak olsa, o ağaç ve taş dile gelerek, "Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür," diyecek. Sadece Garkat ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç onların ağacıdır. Bu hadisten anlaşılıyor ki Müslümanların galip olmalarının şartı samimi Müslüman ve içten gönülden Allah'ın kulu olmalarıdır. Rabbimiz bizi kendine samimi kul, peygamberine layık ümmet eylesin. Amin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.